Bitlis televizyonu ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Bitlis'ten ve bölgeden hazırladığımız haberlerle huzurlarınızdayız. Evet, Bitlis Güroymak ilçesi bugün bir misafiri ağırladı. Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker partisinin adayına destek vermek için Güroymak'a geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 30 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 1 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde partisinin adayına destek vermek için Bitlis'in Güroymak ilçesine geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de 1 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek olan Güroymak ilçesine gelerek partisinin seçim çalışmalarına katıldı. Muş'tan karayoluyla Güroymak ilçesine gelen Bakan Eker burada ilçe girişinde partililer tarafından karşılandı. Muş Yolu Caddesi üzerinde bulunan AK Parti ilçe binası balkonundan halkı Kürtçe selamlayan Bakan Eker yaptığı konuşmada belediyeciliğin tecrübe istediğini, AK Parti'nin de belediyecilik işinde tecrübeli olduğunu söyledi. Çözüm sürecine de değinen Bakan Eker, bölgede huzur ve güvenin sadece Türkiye açısından değil, dünya ve Orta Doğu halkları için de önemli olduğunu söyledi. Değerli milletvekillerim, 1 Haziran'da yapılacak olan seçimin kendileri için önemine de vurgu yapan Bakan Eker konuşmasının ardından Güroymak'ta esnafı ziyaret etti. Bitlis'in Güroymak ilçesine gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, iki aile arasında düzenlenen barış törenine de katıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, partisinin seçim çalışmalarına destek vermek için geldiği Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasındaki barış törenine katıldı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde geçen yıl Gezer ve Günaydın aileleri arasında Özgür Gezer'in hayatını kaybetmesiyle başlayan kan davasının barış töreninde konuşan Eker, komşu aileler arasında bir kaza olduğunu belirterek "Aileleri tebrik ediyorum, barışları kutlu olsun" dedi. Bakan Eker konuşmasını şöyle sürdürdü. Burada Nurşin'de Günaydın ve Gezer aileleri esasen bu iki aile komşu olmaları hasebiyle aralarında bir kaza olmuş. Maalesef bir hayat kaybıyla, bir can kaybıyla son bulmuş. Bu aradaki kan davasını bugün çok yiğit bir şekilde bu iki kardeşimiz, iki ailenin kıymetli reisleri, büyükleri bu haklarını ve hukuklarını bir kardeşlik, bir tekrar komşuluk hukukuna binaen aralarında herhangi bir buz, bir adavet, bir kin kalmadığını, barışmak suretiyle bunu da dosta, dünyaya, herkese ilan etmek suretiyle bu barışı gerçekleştirdi. Öte yandan Marmara ve Ege'de hissedilen deprem hakkında da bilgi veren Eker, can kaybı olmadığı yönünde bilgi aldım. İzmir'de, İstanbul'da, Marmara ve Ege'de hissedilmiş. Allah beterinden saklasın dedi. Değerli izleyenler, Bakan Mehdi Eker, Güroymak'taki temaslarının ardından Bitlis'in Tatvan ilçesine geçti. Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'u ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Partisinin seçim çalışmalarına destek vermek için Bitlis'in Güroymak ilçesine gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'u makamında ziyaret etti. Aksoy'a hayırlı olsun dileklerini ileten Bakan Eker, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Aksoy'un makamında bir konuşma yapan Bakan Eker şu ifadelere yer verdi. Sayın Fettah Aksoy, 30 Mart seçimlerinde Tatvan Belediye Başkanlığı'na seçildi partimize. Biz 30 Mart seçimlerinden sonraki benim Tatvan'a ilk ziyaretim. Kendisine ve bütün meclis üyesi arkadaşlarına başarılar diliyorum, onları tebrik ediyorum. Tatvan gerçekte bölgemizin incisi, çok güzel bir ilçe.
her türlü hizmeti tatvanlı kardeşlerimiz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, AK Parti İl Başkanı Fatih Kadiroğlu ve çok sayıda parti mensubu eşlik etti. Değerli izleyenler, Bitlis Eren Üniversitesi'nin dördüncüsünü düzenlediği kariyer günleri devam ediyor. Kariyer yapmış konusunda uzman kişiler Bitlis'e geliyor. İşte bu bağlamda 15 yılını yeşil sahalarda geçiren FIFA kokartlı eski hakem, hocaların hocası Özcan Oal Bitlis'teydi ve gençlerle buluştu. Bitlis Eren Üniversitesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği kariyer günleri kapsamında eski FIFA kokartlı hakemlerden Özcan Oal Bitlis'te gençlerle bir araya geldi. 13-14 yaşında çocukları topladı, halen de onu yapar. Güzel tesisi vardır, yetiştirir. 15 yılı aşkın bir süre üst düzey maçlarda görev alan Oal tecrübelerini gençlerle paylaştı. Program sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Özcan Oal, spor turnuvalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını verdi. Söyleşi sonunda FIFA kokartlı eski hakem Özcan Oal, Bitlis TV Haber'e şunları söyledi. Valla ben bu taraflara çok maça geldim ama Bitlis'e bugüne kadar hiç gelmemiştim. Görür görmez havaalanından buraya gelirken muhteşem bir tabiat. Benim yaşamak istediğim, ümit ettiğim, her yerde konuştuğum bir hayat var burada. Çok beğendim. Ya da öğlenliğinde meşhur büryan kebabını yedikten sonra biraz da bayağı iyi konuştuk gibi geliyor. Nasıl buldunuz büryanı? Süper. Artık yavaş yavaş dünya tanımaya başlıyor Bitlis büryanını. Biz İstanbul'da da yiyoruz tabii onu orada da. Ama tabii yerinde yemek önemli. Şimdi de minareleri gezmeye gideceğiz. Beş minareyi gösterecek Bitlis'e arkadaşlar. Beş minareyi göreceğiz. Onun hikayesini anlattım zaten içeride Bitlis'te, evet. Beş minareyi. Değerli izleyenler, Bitlis'in Tatvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Taşlar, sopalar, silahlar kullanıldı. 4 kişi yaralandı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesinde kavga çıktı. Cumhuriyet Caddesi Hizan minibüs durağı mevkinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle Kırkbulak köyünde geçici köy koruculuğu yapan M.Ç. aracından aldığı Kalaşnikov marka silahla bir iş yerini taradı. Taranan telefoncu dükkanında mermilerin isabet ettiği bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kavgada kullanılan taş ve sopalarla da 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri kavgaya müdahale ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İsmi belirlenemeyen bir yaralı ile 3 yaralı Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sıradaki haberimiz yine Tatvan ilçemizden. Tatvan'da 11 genç kız hafızlık kursunu başarıyla bitirdi ve hafızelik tacını giymeye hak kazandı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 11 genç kıza hafızelik taçları giydirildi. Tatvan Saadet Camisi'nde hafızlıklarını tamamlayarak belge almaya hak kazanan 11 genç hafize için ödül merasimi düzenlendi. Merasimde Saadet Camii Hizmetleri bünyesindeki Erdemli Çocuklar Kreşi'nin öğrencileri de ezberledikleri sureleri okudular. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bitlis TV Haber ekibine açıklamada bulunan Saadet Camii İmam Hatibi Mesut Dağ'dan, Saadet Camisi'nin yıllardır Tatvan'da birçok hizmetlere rehberlik yaptığını belirterek şunları söyledi. Böyle hayırlı şeylere özendirmek, anneleri böyle şeylere özendirerek imanla, Kur'an'la, ilimle, ibadetle, tesettürle, iffetle yaşayacak nesillerin biiznillah yetişmesine vesile ve vasıta olmaya çalışıyoruz. Tabi Saadet Camisi'nin birçok alanda hizmetleri var. Yani Tatvan'ımızda 7 ayrı noktada hizmet vermekteyiz. Şu anda
657 talebeye fiilen hizmet vermekteyiz. Bunun bir kısmı yatılı talebeler. Bu yatılı talebelerimizin yemesi içmesidir. Bütün hoca hanımların, hoca efendilerin harçlıklarıdır. Müslümanların zekatları, hayırları, bağışları, yardımları ve böyle kermes gelirleriyle bu ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Bu vesileyle Bitlis TV'ye de canı gönülden teşekkürlerimizi arz ederken vasıtanızla, aracılığınızla civardaki bütün halkımızı kermesimizi ziyarete katkı sunmaya, alışverişe davet ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Haber bültenlerimizde hemen hemen her gün bir kaçakçılık haberini sizinle paylaşıyoruz. Kaçakçılar kaçak yollarla bir şeyleri götürmeye çalıştıkça güvenlik güçleri de yakalıyor efendim. İşte bu kez Hizan'dan haber. Jandarma ekipleri bir samanlıkta yaptığı aramada 9200 paket kaçak sigarayı ele geçirdi. Hizan'da jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda samanlıkta gizlenmiş 9200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Çayır köyünde oturan ZE'nin ev ve samanlığında arama yaptı. Aramada evin yanında bulunan samanlıkta gizlenmiş vaziyette 9200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili ZE gözaltına alındı. Değerli izleyenler, Vali Orhan Öztürk Ahlat'taydı. Ahlat'ta bir takım incelemelerde bulundu. Muhtarlar ve çiftçilerle de bir araya geldi. Bitlis Valisi Orhan Öztürk, Ahlat'ta köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve önerilerini dinledi. Ahlat Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda ilçedeki köy ve mahalle muhtarlarıyla buluşan Vali Öztürk, muhtarlardan mahalle ve köylerinin durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demir'den ilçedeki çiftçilerin elektrik borçları nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını ifade ederek ödeme konusunda yardımcı olmalarını talep etti. Toplantıda bulunan çok sayıda muhtar ve bazı çiftçiler de elektrik konusunda Vali Öztürk'ten destek istedi. Tatvan'da bir kermes düzenlendi değerli izleyenler. Bu kermes Kur'an kursu talebeleri yararınaydı. Tatvan Saadet Camii hayır kermesi düzenledi. Kermese Tatvan halkı yoğun ilgi gösterdi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Saadet Camii yönetimi tarafından kermes düzenlendi. Kermeste elde edilen paralar ise camide Kur'an öğretimi verilen Kur'an kursu ve talebelerine harcanacak. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Saadet Camii İmam Hatibi Mesut Dağ'dan, geleneksel hale gelen Saadet Camii'nin kermes günlerinden birini daha yaşıyoruz dedi. Dağdan düşüncelerini şöyle aktardı. Saadet Camisi yıllardır Tatvan'ımızda birçok hayırlı hizmetlerin öncülüğünü, önderliğini, ilklerini biiznillah hâdâ min fadli Rabbi gerçekleştirdi. Bugün de bu mübarek Cuma bayramı gününde gerçekten bayram havasında bir kermes açılışındayız. Zira bu kermesimizde 11 tane hafızlığını bitiren kız talebemizin icazet ve tac merasimini icra etmekteyiz. Yine Saadet Camisi hizmetleri bünyesindeki Erdemli Çocuklar Kreşi'nin manevi değerler gösterisini yaşıyoruz. Aynı zamanda Sakarya Şerif ziyareti ardından da bir kermes açılışı. Tabii ki bu gibi hizmetler hem bir araya gelmek hem gençlerimizi, kızlarımızı özellikle bu hafızlık merasiminde böyle hayırlı şeylere özendirmek, anneleri böyle şeylere özendirerek imanla, Kur'an'la, ilimle, ibadetle, tesettürle, iffetle yaşayacak nesillerin biiznillah yetişmesine vesile ve vasıta olmak. Değerli izleyenler, bugün Türkiye'nin en kara, Türkiye'nin en acı günlerinden bir tanesinin yıl dönümü. 1993 yılında tam da çözüm süreciyle ilgili bir şeyler konuşulurken Elazığ-Bingöl Karayolu'nun 5. kilometresinde araçlar durdurulmuş, silahsız, masum 33 er kurşuna dizilmişti.
İşte o kara günün yıl dönümü bugün, 24 Mayıs. Bingöl'de şehitlikte tören vardı. Bingöl'de 24 Mayıs 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 33 er, Bingöl Elazığ Karayolu'nun 10. kilometresinde şehitlerin anısına yapılan Anıt Tepe'de düzenlenen törenle anıldı. Bingöl Elazığ Karayolu'nun 10. kilometresinde 24 Mayıs 1993 tarihinde silahsız olan 33 askerin şehit edildiği yerde düzenlenen törene Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi İbrahim Taşyapan, Bingöl Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, İl Jandarma Komutanı Selahattin Mersin, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yılmaz bir daha o günlerin yaşanmaması temennisinde bulundu. Yaratılmışların en şereflisinin insan olduğunu hatırlatan Bakan Yılmaz şöyle konuştu. Bir tek masum insanın öldürülmesi bütün insanlığı öldürmek gibi diye inanmıyoruz. Bir tek insanın hayatının kurtarılması da bütün insanlığın hayatının kurtarılması demek. Burada aslında insanlık 33 kere öldürüldü diyebiliriz. Maalesef o acımız çok büyük. Ama dediğim gibi bir daha böyle acılar yaşamamayı temenni ediyoruz. O tarihlerde de aslında burada yaşanan hadiseyle ülkemizin istikrarının bozulması, ülkemizdeki kardeşliğin zedelenmesi, Türkiye'nin güçlenmesinin, gelişmesinin önüne geçilmesi hedefleniyordu. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis bazı mahallelerde arama yaptı. Yapılan mahallelerdeki aramada çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait mermi bulundu. 5 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeni Mahalle, Kışla ve Şırnak mahallelerinde yapılan operasyonda 1 adet silah, 1 adet şarjör, 6 adet mermisiyle 8 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olaylarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince şüphelilere toplam 525 TL para cezası uygulandı. Değerli izleyenler, Mayıs ayının son haftası içerisindeyiz. Mayıs ayını geride bırakacağız artık. Ama geçtiğimiz gün bir haber vermiştik. Erzurum'un yüksek kesimlerine palan dökene kar yağdı diye. Benzer bir haber de Erzincan'dan geldi. Erzincan'daki yüksek kesimlere kar yağdı. Erzincan'da son günlerde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı sonrasında şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Erzincan genelinde sağanak yağış etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Yağışın ardından 3258 metre rakıma sahip Munzur Dağları ile rakımı 3549 metre olan Keşiş Dağları'nın zirvesi beyaza büründü. Değerli izleyenler, sıradaki haberimiz yurt dışından. Aslında biz ağırlıklı olarak Bitlis ve bölge haberlerini veriyoruz ama ilginç bir haber. Üçüncü kattaki balkonda oynayan çocuk bir anda aşağıya sarkıyor ve aşağıda insanlar bunu fark ediyorlar. İlginç bir şekilde bebeği havada yakalıyorlar. Ufak tefek sıyrıklarla bebek bu olayı atlatıyor. İşte o ilginç görüntüler, üçüncü kattan düşen bebeği yakalama görüntüleri. Çin'de 3. kattaki evin penceresinden düşen bir bebek yoldan geçenler tarafından böyle kurtarıldı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Evin önündeki yoldan geçenler bebeğin yanında kimsenin olmadığını ve düşmek üzere olduğunu fark edince kollarını açarak düşen bebeği havada yakalamayı başardılar. Kurtarıcılar kahraman ilan edilirken ölümün eşiğinden dönen yaramaz bebek aldığı hafif yaralardan dolayı hastaneye götürüldü. Nefes kesen kurtarma anından geriye de bu görüntüler kaldı. Keşke dünyadaki tüm bebekler bu kadar şanslı olsa, bir yerden düşerken aşağıda onları yakalamak için birileri hazır beklese. Biraz daha dikkat, buradan ebeveynlere seslenelim efendim. Bitlis ve ilçelerinde hava nasıl olacak, ona bir bakalım.
Değerli izleyenler, Bitlis TV ana haber merkezi hazırlamış olduğu haberleri sizlerle paylaştık efendim. Sizler ekran başından ayrılmayın çünkü saat 19.30'da yaklaşık yarım saat sonra Bitlis gündemi özel programı var. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler stüdyo konuğumuz olacak ve gündeme dair önemli konuları değerlendirecek. Biliyorsunuz son günlerde Güroymak seçimi çalışmaları ağırlık kazandı. Değerli bakanlar, kabine üyeleri kentimize geliyor, ilçemize geliyor. Önemli konular var. Saat 19.30'da Bitlis gündemi özeli kaçırmayın. AK Parti Milletvekili Vahit Kiler stüdyo konuğumuz olacak. Evet, sizler için paylaşacağımız haberler bunlar. Umut ediyorum hep güzel haberlerde buluşuruz. İyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.